Mısırı kuruttun mi, ambarda duruttun mi, nenen çarık yerdi, bunları unuttun mi, bunları unuttun mi? Bir mısır tarlasındayız ve bir çalışma var sevgili seyircilerimiz. Sanıyorum mısır toplanıyor. Yanlarına gitmeyi gittik bile. Teyzem, nasılsın? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş gördük. Sağ olun. Aa, bu da böyle mi? Ha, bu da böyle. Bizim peştemal? Burada... Ha, evet, peştemal. Başına mı örtüyorsun sen? Başını örtüyorum, beline sarıyorum bunu. Öyle kullanıyorsun böyle. Ne yapıyorsun annem burada? Burada mısır kırıyorum ben. Mısır. Niye kırıyorsun? Bırak, topla sadece. Topla. Niye kırıyorsun? Topluyuz, kırıyoruz işte, yiyoruz bunları. Nasıl toplanıyor mısır? Şuradan koparıyorum. Şuradan bunları alıyorum. İçinden. Al da bir görelim. Oh. Bu çıkıyor da. Sütlü mü bu? Süt mısırı mı? Süt mısırı bu. Bunu fırına koyuyor, kuruluyor. Ondan sonra bunun kurusuna da gün darısı deniyor. Ne deniyor? Gün darısı. Gün darısı. Gün darısı. Fırın darısı. Bunu fırına koyuyor, fırın darısı oluyor. Günde kendisi dururken gün darısı diyorlar. Kuruyor yani kendi başına. Sen oradan bakıp durma, topla bari. Komşu mu? Komşu. Komşu, topla bari. Bakıp durma bari. Yılda bir kere mi ürün verir mısın? Evet, yılda bir defa ürün. O da Eylül müdür? Ürün mü? Eylül, evet, Eylül. Yani zamanıdır. Zamanı şimdi. Şimdi zamanı ürün. Ne zaman geç kalınır bunu toplamak için? Bunu toplamak için Eylül, Ekim ayında topluyoruz. Bir ay içinde bitecek yani bu. He, bir ay, iki ay içinde veya. Önemli de değil be annem be. Toplayalım bari biriz biraz. Toplayın. Canım mikrofonu vereyim ben sana. Toplayın. Al. Öyle zam istemek bedava olmuyor. Sen önce bir sesçiliği hallet. Aynı zamanda kamera biraz daha yaklaştık kamera öyle. Bakın ne kadar çalışıyor. Abilerimiz sevgili yönetim ne kadar güzel çalışıyor. Hem çekim yapıyor hem mikrofon tutuyor. Bundan sonra böyle işine gelirse. İşine gelir. Hangi kameraman bunu böyle yapıyorsa onunla çıkacağız çekmeye. Öyle yağma yok. Anadolu'yu bedava gezdirmek yok. Hem mikrofonu tutacaksınız bundan sonra hem çekim yapacaksınız. Efendim memleketin dört bir yanında çok affedersiniz eşek, beygir, katır görmeye alışırız ama Karadeniz'de özellikle Giresun'da pek fazla çok affedersiniz merkep yok. Bu merkep midir efendim? Katır bu. Bu da katır. Ne yapıyor bu arkadaşın görevi nedir efendim? Yük taşıma, başka görevi yok. Yükü başka bir şeyle taşıyorlar burada. Adına traktör deniyor. Traktör yok burada. Buralara gelmiyor mu traktör? Yok. Sebep efendim? Yol müsait, yol iyi, fena değil. Bu yolda zaten traktöre gerek yok ya, arabalar var. Bu uzağa götürüyor bu yükü. Sizin isim nedir efendim? Şükran. Şükran hanımefendi. Ay bana geliyor, ay bana geliyor, ay bana geliyor diyorsunuz ama. Arkadaşla konuşurken de bütün cevapları siz veriyorsunuz. Madem cevapları siz vereceksiniz, bari sizle konuşalım diye geldik yanınıza. Yanlış mı yaptık Şükran hanımefendi? Doğru yaptınız. Bu fındıklar nereye gidiyor? Evimizde şu yukarıda evimiz var. Yolumuz yok. Mecburen katırla götürüyoruz. Araç yolu yok. Yok. Allah muhafaza bu katırın ayağına bir şey olsa, sağlığına bir şey olsa. Başka alırız. Fındık iyi para ediyor ya bu sene. Katırda gözün yok yani. Yok. Kaç para bir katır? Bilmem. Nasıl olsa başkası ödüyor parasını, sana ne? Alırız bir tane daha. Ona bir şey olsa onu da alırız. Zaten. Kayınpeder verdi. Kayınpederini hatırlarsın. Evet. Verdi. Nasıl? Kayınpeder kendi babama verdi. Bu senin düğününde mi takıldı? Ben oraya gittim, o buraya geldi benim yerim. Gelin hanımın, pardon damadın kayınpederinden geline bir katır. Allah herkese böyle kayınpederler nasip etsin. Ya kayınbabacığım, görüyorsun ne kayınpederler var. Sen katırda gözümüz yok. Bir tane merkep vereydin bari İstanbul'da gezerdik. Yenge öyle kaçacak bir şey yok. Bizim işi kovalamamız lazım. Bizim işimiz insanlarla sohbet. İsim nedir? İsim Bahçişen. Bak biraz konuşalım. Gerek olmayınca zaten montajda atıyorlar. Sen hiç kasma kendini.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.